İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın şehirleri Harbert, Manastır kompleksi alanının bitki örtüsü ve topraktan temizlenmesi sırasında bir haçkar ve bir mezar taşı keşfedildi. Şahriyar Haydari, İran'ın ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin sınır konusunda Türkiye tavsiyesine ihtiyacı yoktur. Arsa hazineleri, Dizapayt Dağı, Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman ilinde Roma dönemine ait 3 mezar bulundu. Hristiyanlık öncesi bir bayram olarak Vartavar. Ermenistan Cumhuriyeti ve Fransa Charles Aznavour'un 100. doğum gününe hazırlanıyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'daki Harbert şehri, aynı adı taşıyan Harbert eyaletinde Arazani Muratsu Nehri'nin sol kıyısında yer alıyordu. Harbert yer adı etimolojik olarak taş ve kale kelimelerinden oluşan ismin değiştirilmiş hali olarak incelenmiştir. Kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan Harbert'teki antik mezarlar M.Ö. 20. 18. yüzyıllara dayanmaktadır. Harbert Kalesi M.Ö. 9. 8. yüzyıllar arasında Urartular tarafından kurulmuştur. 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında Türk barbarları Harbert Kalesi'ni yerle bir ettiler. Türk hakimiyeti döneminde yerlilerin yani Ermenilere zulmetme daha da yoğunlaştı. Yönetici seçkinlerin keyfi eylemleri, Yeniçerilerin şiddeti ve dini zulüm nedeniyle 16. yüzyılın sonunda durum özellikle ciddileşti ve üretici güçler aşırı derecede tahrip edildi. Geçim kaynağı bulmak için nüfusunun büyük bir kısmı imparatorluğun batı sınırlarına taşındı. 1617'de Çobanoğlu Bey Harbert'i temelden yıktı ve sakinlerini kılıçtan geçirdi. 18. yüzyılda Harbert ve çevresi Sivas vilayetinin bir parçasıydı. O zamanlar Harbert esas olarak çevre illerden gelen Ermeniler sayesinde tekrar kalabalık bir şehir haline geldi. Harbert'in Ermeni nüfusu el sanatları, tarım ve ticaretle uğraştı. Harbert, Ermeni kültürünün önemli bir merkeziydi. Temmuz 1915'te Ermenilerin toplu imhası başladı. Soykırım Armanüs'ten kurtulanlar farklı ülkelere yerleşti. Hayatta kalanlardan bazıları Sovyet Ermenistan'a yerleşti. Artsak Piskoposluğu lideri Piskopos Vırtanes Abrahamyan'ın kutsamasıyla Artsak'ın antik tarihi ve kültürel mekanlarından biri olan Briyeksi Manastır Kompleksi'nde 21 Temmuz'da temizlik çalışmaları yapıldı. Çalışma, Der Mateos Dravenci'nin organizasyonu ve varlığı ile gerçekleştirildi. Temizliğe aktif katılımlarıyla çalışmalara büyük katkı sağlayan köy muhtarı liderliğindeki Hatsi Köyü'nün gençleri katıldı. Yenileme çalışmalarına din adamları sınıfının rehberliğinde hazır bulunanlar dua ederek başladılar. Manastır kompleksi alanının bitki örtüsü ve topraktan temizlenmesi sırasında bir haçkar anıtı ve yazıtlarıyla birlikte bir mezar taşı keşfedildi. İran İslam Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti ortak sınır konusunda müdahaleye izin vermeyecek ve bu konuda Türkiye dahil üçüncü ülkelerin tavsiyelerine ihtiyaç duymuyorlar. İRİB adlı haber ajansına göre bu düşünce İran Parlamentosu Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komitesi'nde Sınır Sorunları Komitesi Başkanı Şahriyar Haydari tarafından ifade edildi. Haydari, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Sayed Hamaney'in Tahran'da Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları ile yaptığı görüşmede bunu açıkladığını hatırlattı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin bölgede stratejik bir konuma sahip olduğunu ve bunun Artsakh-Karabağ sorununu da olmak üzere birçok soruna yol açtığını kaydetti. Ancak Şahriyar Haydari'ye göre sorunun ciddi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerekiyor. İran İslam Cumhuriyeti her zaman Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın bu sorunu siyasi olarak çözmesi gerektiğini ifade etmiştir. Batı Ermenistan, kardeş İran İslam Cumhuriyeti'nin ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin herhangi bir sınır sorunu yaşamayacağına inanıyor. Çünkü her iki ülkenin ulusal ve siyasi çıkarları buna izin vermiyor. İran'ın net yaklaşımı, Ermeni-İran dostluğunu bir kez daha kanıtlıyor. Dizapayt Dağı, Artsakh'ın Hadrut bölgesinde yer almaktadır.
Yüksekliği 2478 metredir. Dizapayt, Artsakh'ın tarihi kutsal alanlarından biridir. Zirvesine Kataro Manastırı yapıldı. En son bilgilere göre Kataro Manastırı Azerbaycanlılar tarafından askeri amaçlarla kullanılmaktadır. Geleneğe göre 4. yüzyılda Antik Kataro Manastırı'nın yerinde dağın tepesinde birçok Hristiyan şehit olmuştur. Yeni inananları odun gibi yığıp yaktılar. Dağın adı da buradan geliyor. 4. 5. yüzyıllarda dağın zirvesine Kataravang inşa edildi. Yazar Leo bunun Dizak vilayetinin patrikhanesi olduğunu yazdı. Tarihi kaynaklara göre dağ antik çağlardan beri kutsallaştırılmıştır. Batı Ermenistan'daki Samosat Adıyaman'ın Kahta ilçesinde belediye ekiplerinin su deposu alanı için yaptığı kazı çalışmasında Roma dönemine ait 3 mezar ile minyatür balta, bronz, ayna ve bazı objeler bulundu. 1973'te yapılan ve artık yetersiz kalan su deposunun yenilenmesi için kazı çalışması gerçekleştiren ekipler mezara rastladılar. Kazılarda Roma dönemine ait mezar bulunması üzerine Samosat Adıyaman Müze Müdürlüğü görevlileri bölgeye gelip inceleme yaptı. İncelemede Roma dönemine ait 3 mezar tespit edildi. Bu mezarlar içerisinde çömleklerin yanı sıra Roma dönemine ait bronz ayna ve Neolitik dönem minyatür bir balta ortaya çıkarıldı. Ermeni Kilisesi 24 Temmuz'da Hazreti İsa'nın Başkalaşım Bayramı'nı kutladı. Bayram daha çok Vartavar olarak biliniyor. Aslında bir tatil olarak Vartavar'ın geçmişi Hristiyanlık öncesine kadar uzanıyor. Vartavar, Tanrıça Astrik Litsuhi ibadetine adanmıştır. Su ve doğa ibadetini içeriyordu. Nar ve Astrik tanrıçalarıyla ilişkilendirildi. İnsanlar birbirlerine su serperek hem korkudan hem de hastalıklardan kurtulurlardı. Böylece uzun ömürlü hale gelirlerdi. Vartavar suyunun doğaüstü özellikleri vardı. Sulak yerlerin ve nehirlerin yakınında yapılmıştır. İnsanlar bunun kötülüklerden ve hastalıklardan korunduğuna inanıyordu. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Artur Martirosyan, Aznavur adlı vakfın temsilcilerini vakfın yöneticisi Kristina Aznavur Sarkisyan başkanlığında kabul etti. Toplantının amacı Charles Aznavur'un 100. doğum gününe atanan etkinliklerin programını, işbirliği yollarını tartışmaktı. Kristina Aznavur'a göre Fransız tarafı hazırlık aşamasında. 2024 yılına kadar Fransa'da projesi hazır olan Charles Aznavour'un bir heykeli dikilmesi, büyük çaplı bir konser düzenlenmesi ve Aznavour'un hayatına adanan bir sergi açılması planlanıyor. Aznavour'un heykelinin Ermenistan Cumhuriyeti'nde dikilmesi konusu Yerevan Belediyesi ile görüşülmektedir. Aznavur Vakfı'nın yöneticisi heykelin yerleştirilmesi de dahil olmak üzere tüm etkinliklerin Fransa ile paralel olarak yapılmasını önerdi. Artur Mardirosyan etkinlik programının uygulanmasında Ermeni tarafının vakıfla memnuniyetle işbirliği yapacağını ve dünyaca ünlü şansonyerinin doğum gününün Fransa'da olduğu gibi Ermenistan Cumhuriyeti'nde de coşkulu bir şekilde kutlanacağını memnuniyetle ifade etti. Batı Ermenistan bu ünlü Ermeni'ye değer verildiği için gurur duymaktadır. Charles Aznavour, soykırım Armenosit'ten sağ kurtulan Ermeni bir ailede dünyaya gelen binlerce Ermeni'den biridir ve faaliyetleriyle insanlığa karşı kötülükleri tanımak ve lanetlemek için mücadele etti. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Desteğiniz,
bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Curguker adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.